Li Cheng Yuan isimli bir adam 256 yaşında öldü. Bir efsane ya da hayali bir masal değil. Hatta Time dergisine haber bile oldu. Çinli adam 256 yıl yaşamasının sırrını köpek, güvercin ve kaplumbağa üçlüsüne yattığını dile getirmişti. İşte 256 yıl yaşayan Li Cheng Yuan'ın ilginç hayatı. Çinli Li Cheng Yuan'ın 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time'da bile yer buldu. Dergi Yuan'ın 256 yaşına kadar yaşamasının sırrının köpek, güvercin, kaplumbağa üçlüsünde olduğunu yazdı. Peki 256 yılı deviren Li Cheng Yuan'ı kim keşfetti? 1930 tarihli New York Times dergisi makalesinde Chengdu Üniversitesi profesörü Wu Changcheng, Li Cheng Yuan'ı 1827 yılında 150. doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti. Daha sonra bulunduğu dokümanlar aynı adamın 1877 yılında 200. doğum gününü tebrik ediyordu. 1928 yılında New York Times muhabiri Li'nin komşusu yaşlı erkeklerle görüştü ve pek çoğu Li'nin dedelerinin arkadaş olduğunu söyledi. Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Cheng Yuan 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak görünüyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı. Li Cheng Yuan 1677'de Shishisi Shuhen köyünde doğmuş. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi. Ömrünü uzatan topladığı bitkiler. Li Cheng Yuan bitki bilimi kariyerine 10 yaşında başladı. Burada dağ aralarında otlar topladı ve ömrü uzatma özelliklerini öğrendi. Neredeyse 40 yıl reisi mantarı, kurt üzümü, vahşi ginseng, hisyo ve pirinç şarabı gibi bitkilerle beslendi. 1749'da 71 yaşında dövüş sanatlarını öğretmeni olarak Çin ordusuna katıldı. Li'nin 23 kez evlendiği, 200'den fazla çocuğunun babası olduğu çok sevilen bir figür olduğu söyleniyordu. Kendisinden daha uzun yaşayan biri daha var. Li'nin öğrencilerinin birine göre o bir zamanlar ondan da yaşlı 500 yaşındaki bir erkeğe rastladı ve ondan Qigong egzersizlerini ve beslenme önerilerini aldı. Li, Çin'in Shushan eyaletinde 6 Mayıs 1933 tarihinde vefat etmiştir. Ölüm döşeğinde son sözleri, "Bu dünyada yapmam gereken her şeyi yaptım" olmuştur. Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda, Usta Li'nin cevabı her zaman şunlardı. "Temiz bir kalbin olsun, bir kaplumbağa gibi otur, bir güvercin kadar hayat dolu yürü ve bir köpek gibi uyu." Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolara yorum atmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.